tüm inananları bağışla. Rahmetini ve yardımını bizden esirgeme. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlere karşı dayanma gücü nasip eyle. Ey bizleri bereket ve şifa ihsan eyle. Bundan daha hayırlısıyla bizleri rızıklandır. Allah'ım, azabından affına, gazabından rızana, senden yine sana iltica ediyoruz. Bizi rahmet kapın. Çanakkale şehitlerimizin ruhları için, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhları için her şeyin en güzeli Allah rızası için. El-Fatiha. Kıymetli misafirler, hoş geldiniz. Merkez ilçemizin ev sahipliğinde 34. Birlik ve Beraberlik Kardeşlik bağlarımızı güçlendirdiğimiz bu güzel iftar soframızda bizleri buluşturan ana vatanlar olmamıza şükrediyoruz. Hepinize saygılarımla selamlıyorum. İftarımıza katılanları okuyorum. Sayın Bakanım Mustafa Cumhurbaşkanı'na, Yaşar Demircan eski il başkanımız, Adem Ejder Ecevat Belediye Başkanı, Kaya Güler İl Kadın Kolları Başkanı, İbrahim Aydın Diga İlçe Başkanı, Ceyhan Şener Yenice İlçe Başkanı, Hikmet Taş Yenice İlçe Başkanı. Cepun Burak'tı. Türkmenistan doğalgazı. Batı attı. Mavi attı. Azeri doğalgazı. Anlarında 6 milyar metreküp doğalgazın ülkemize getirilmesi. Yılda 50 milyon ton petrolün Akdeniz'e akıtılması. Türkiye'nin altyapı yatırımlarının önünün açılması ile ilgili anayasa maddelerinin değiştirilmesi. Uyum kanunları, elektrik piyasası kanunu ve doğalgaz piyasası kanunları çıkartılması. Türkiye'de ilk kez uygulanan yap işlet yasası kapsamında ihalesi yapılan, temelleri atılan ve hızla inşaatları devam eden Türkiye toplam elektrik tüketiminin 1/3 oranında 5 milyar kilowatt saat üretim yapacak 5800 megawatt kurulu güçte 5 yıl santral gibi ihalesi yapılan, temelleri atılan ve inşaatları devam eden uluslararası dev yatırımların ve Türkiye'nin en büyük enerji projelerinin altında Çanakkale imzası vardır. Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en büyük enerji yatırımları ana vatanlar. Yılmaz'la ve Ersümer'le yapıldı. Doğal olarak Çanakkale'ye de Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları Çanakkale'li ilk bakan Mustafa Cumhur Ersümer'le yaptı. Kutlarımız mübarek olsun. Allah avuçlarımızı kabul etsin. Allah hep birlikte yine bizi nice Ramazanlara, nice iftar sofralarına eriştirsin. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli hanımefendiler, değerli misafirlerimiz, basınımızın mümtaz temsilcileri, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben de basına yine özel teşekkür etmek istiyorum. Bizim Çanakkale'ye her gelişimizde ne vesileyle olursa olsun bizi yalnız bırakmıyorlar. Her zaman yanımızda oluyorlar. Bizlerin çalışmalarının, bizlerin anlatımlarının Çanakkale kamuoyuyla paylaşılmasını sağlıyorlar. Özellikle ayrı ayrı teker teker bütün basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Ama 34 yıldır Allah nasip etti, biz yine bu iftar sofralarında bir araya geldik. Geliyoruz ve hemen de duamızı ediyoruz. Allah nasip etsin. İnşallah 35. yılda da bir arada olalım. 35. yılın bir Ramazan akşamının ulviyetini hep birlikte paylaşalım diyoruz. Tabii bu geçen süreç içinde aramızdan ayrılanlar oldu.
Hepsini rahmetle yad ediyoruz. Ama emin olun, her sohbetimizde, her oturduğumuzda bu aramızdan ayrılan arkadaşlarımızı bir vesilelere yad ediyoruz. Onlar hatıralarımızda bizlerle beraber yaşamaya devam ediyorlar. Ve bunun böyle olması da bize ayrı bir haz veriyor. Onları biz içimizde yaşatıyoruz. İnsanlar gibi doğuyorlar, kuruluyorlar. Belli bir süre hizmet ediyorlar. Sonra da doğal olarak ortadan kalkıyorlar. Bugünkü partiler için de aynı şey geçerli. Aradan belli bir süre geçtikten sonra o mevcut partiler için de birileri bir şeyler söyleyecek. Ama bugün şimdi burada gördüğümüz manzara, tamam Anavatan Partisi yok. İyi peki, Anavatan Partisi yok ama nur içinde yatsın Sayın Genel Başkanımız Turgut Özal ülkenin gönlünde yaşamaya devam ediyor. Ve ilelebet yaşayacak. Bundan hiç şüphemiz yok. İyi, Anavatan Partisi yok ama buradaki insanlar, bunların hepsi Anavatan Partili. Kendilerini Anavatan Partili olarak kabul ediyorlar. Sevinçlerini paylaşmışlar, üzüntüleri paylaşmışlar. Halen Anavatan varmış gibi. Biz Anavatan Partisi'ni içimizde yaşatıyoruz. Onun için bu birlikteliğin bir müşterek tabanı var. Bir payda var, müşterek bir paydamız var. Bir de var, sevgi var, saygı var, inanç var, güven var. Sevmesek, saymasak, birbirimize inanmasak, birbirimize güvenmesek, burada ne işimiz var bizim arkadaşlar? Ama orada 30 senenin hikayesi var. O 15 dakikalık sildin içinde Çanakkale'ye 30 sene yapılan hizmet var. Türkiye'ye yapılan hizmetler var. Türkiye'de her ile yapılan hizmetler var. Çanakkale'de her köye yapılan hizmetler var. Tabii ki biz bunları paylaşmış insanlar olarak hizmet müşterek paydasında buradayız. Ve Allah nasip ederse de herhalde nefesimizin sonuna kadar biz hep bir arada olacağız, hep hizmet konuşacağız. Ve halkımızla da yaptığımız hizmetlerin hazını duya duya yaşamımızı sürdüreceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saldırdılar. Türkiye Devleti'ne saldırdılar. Devletin başına saldırdılar. Bu yaşanılan olay her zaman hepimizin sonuna kadar gitmesi gerektiğine inandığımız ve nasıl oluştu, nereden kaynaklandığının da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hepimizi ikna edecek şekilde açıklaması, bilgilendirilmesi, raporlaması gereken bir konu. Bitmiyorlar. Benim yakın korumamı aldılar. FETÖ'cüymüş. Yakın koruma. Baylo kullanıyormuş. Cumhurbaşkanının yaverini alıyorlar. İşte Genelkurmay Başkanı'nın yaverini alıyorlar falan. Bu işler nasıl olmuş? Emin olun. Sizden fazla bildiğim bir kelime yok. Ama didik didik ediyorum. Her şeyi takip ediyorum. Bu iş nasıl olmuşu bizim çözmemiz lazım. Şimdi bir sürü insan yakalandı, tutuklandı. İşte kurunun yanında yaş da yanıyor. Doğrudur. Öyle değerlendirmeler de var. Çünkü böyle dönemlerde hep olur. Yaşanır. İnşallah çok az yaşansın diye dua ediyoruz. Yargılanıyorlar. Yargılanma esnasında da çıkıp delikanlı gibi, evet biz böyle bir örgütüz, bu örgütün üyesiyiz, şu oluşumları yaptık, işte şu planları, bunu diyen de yok. Herkes inkar ediyor. Neredeyse yani bizim İşte Çanakkale'den bilmem kim bu işleri organize etmiş diyecek hale getiriyorlar bizi ya. Böyle bir şey oluyor. Şimdi değerlendirmeler yapılıyor. Bu darbe Allah esirgesin başarılı olsaydı
Bunu bir bakanlar kurulu olurdu diyorlar, bir cumhurbaşkanı olurdu diyorlar, işte bir yönetimi olurdu falan diyorlar. Bu siyasi ayak kim diye merak ediyorlar. Tabii biz de merak ediyoruz. Gerçekten de ki olmaması mümkün değil. Tabii herkesin bildiği bir şeyler var. Bu siyasi ayak ortaya çıkmadan bu işin bizi tatmin edecek şekilde aydınlandığını kimse söyleyemez. Yaşayıp göreceğiz. Yani kimler korunuyor, kimler kullanıyor. İşte bir baklavacı, kavurmacı muhabbeti gitti. Tabii bunlar çok yüzeysel şeyler yani. Çok yüzeysel şeyler. Nasıl olacak bilemiyoruz. Tabii şimdi darbe nedeniyle bir olağanüstü hal ilan edildi Türkiye'de. Doğrudur, ihtiyaçtır. Kanun hükmündeki kararname yetkileri alındı. O da olabilir, o da bir ihtiyaçtır. Fakat yani seçim, referandum yapıldı, işte olağanüstü hal altında yapıldı. İyi de yani o şimdi bir yönetim ilan ediyor. Diyor ki ben ülkemi olağanüstü halle yönetmek zorundayım diyor. Şu anki hükümetimizin yaptığı açıklama bu. Ben diyor olağanüstü halle idare edebilirim ülkeyi diyor. Şimdi eğer bir hükümet, bir yönetim benim ülkemde olağanüstü hal var derse tabii ki yabancı yatırımcı buraya gelmek istemiyor. Gelirse ağır şartlarda geliyor. Turizm hemen işte batacak. Turist hiç gelmiyor. Yani hükümetimizin bu olağanüstü hal konusunu ülkeyi bence şu dağıtımı şirketelim Ahmetciğim. Etmekten vazgeçmesi lazım. Çünkü bu yönetim tarzı adı üstünde zaten olağanüstü. Fransa örnek gösteriliyor bize diyorlar. İşte Fransa'da da olağanüstü hal var. İyi de Fransa'nın tuzu kuru arkadaşlar. Yani bizim durumumuz açık meydanda. Biraz sonra değineceğiz. Hep beraber değerlendireceğiz. 10. sıradayız. Basın özgürlüğünün olmadığı ülkelerde bayağı ön sıralara çıkmış vaziyetteyiz. Bunlar tabii Türkiye'nin geneldeki imajını sarsan şeyler. Şimdi bu denetim raporuna kızıyor tabii hükümetimiz. Niye alındı diyor. Biz de kızıyoruz açıkçası. Yani Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeli'ye kucak açtı, onları baktı, beslediğini Avrupa görmüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye bir anda PKK ile uğraşıyor. Türkiye bir anda FETÖ ile uğraşıyor. Türkiye bir anda DAEŞ ile, terörle, 3 ayrı terör örgütüyle de mücadele ediyor. Türkiye'nin özel şartlarının olduğunu da Avrupa Birliği kabul etmesi lazımdı. Bana göre bu denetim biraz ağır oldu ama hükümetimizin bir yol bulup bunu kaldırması lazım. Ya düşünsenize 2004 yılında yine aynı bir AKP hükümeti. Yine bu yönetimin bir başka versiyonu Avrupa Birliği'nin denetiminin kaldırılmasını sağladı. Nasıl sağladı? Avrupa Birliği'ne normlarına uygun yasalar çıkartıldı. Uyum yasaları çıktı. Daha çağdaş hukuk normları uygulandı ve Avrupa Birliği denetiminin dışına çıktı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Avrupa Birliği'nin denetiminden çıkmış, sonra tekrar denetime alınmış tek ülke Türkiye. Başka bir ülke yok, başka bir örnek yok. Şimdi yani işte referandum zamanında Hollanda ile kavgalar edildi. Almanya ile iyice derin bir kavganın içine girdik. Ama tabii Avrupa işte Hollanda ile Almanya ile kavga edip sürdürülebilir bir Avrupa Birliği ilişkisi mümkün değil. Bir de şu var, eğer barışmasını bilmiyorsanız kavga etmeyeceksiniz yani. O nedenle biz bir an önce hükümetimizin bu denetimin kaldırılması noktasında gerekli girişimleri yapacağına inanıyoruz. Türkiye'nin buna ihtiyacı vardır. Türkiye artık yalnız bir ülke olamaz. Türkiye Zarraf'ın dosyasında Türkiye'de bulunan birçok iş adamı, siyasetçi sayfa sayfa yayınlanıyor. Tabii bu ilişkilerin düzeltilmesi lazım veya değil onu ben bilmiyorum. Ama netice itibariyle herkes de böyle kavgalı bir ülke görünümünde olmak mutlaka Türkiye'nin zararını oluyor. Bunu hep birlikte görüyoruz. Yani ekonomi, uluslararası ilişkilerin ülke ekonomisinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir.
hiçbir zaman da mümkün olmamıştır. Bundan sonra da olamaz. Zaten Türkiye'nin ekonomisi referandum esnasında oldukça bir darbe yedi. Yani referandum esnasında uygulanan şeyler, ekonomik tedbirler hiç de öyle gönlümüzü memnun edecek, Türk halkının hoşuna gidecek imkanlar değildi. Şimdi referandum tabii derken darbe, arkadan da bir referandum yaptı Türkiye 16 Nisan'da biliyorsunuz. Bu referandumun konusu neydi? İşte anayasayı değiştirelim, başkanlık sistemine geçelim. Hayır hayır, geçelim. Türkiye'de böyle baştan başa ikiye bölündü. Yani yarısı geçelim başkanlık sistemine dedi, yarısı hayır geçmeyelim dedi. Çanakkale muhtat olduğu vekile yine hayırdır. Zaten hayır diyen illerde hükümet faaliyetlerinden memnun olmadığına dair de ciddi kabuller var. Ama bu hayırı evet'i iyi okumak lazımdı. Ben başkanlık sistemi diyorum. Bu sistemin adı değişik şekillerde ifade ediliyor. Herkes bir şey söylüyor ama ben daha önce de başkanlık sistemi bunun referandumdan önce açıklaması lazım diyordum. Diyordum ki yani başkanlık sistemi olacak ama milletvekili aday tespiti nasıl olacak? Tercih sistemi mi olacak? Dar bölge mi olacak? Daraltılmış bölge mi olacak? Netice itibariyle barajlar ne olacak? Önceden bunları belirleyelim. Bunların yasalarını önceden görelim diyordum. Olmadı. Şimdi aynı şeyi söylüyoruz. Bütün Türkiye bunu bekliyor açıkçası. Yani bu tamamen AKP iktidarının, AKP deyince kızıyorlar, AK Parti iktidarının elinde olan bir konudur. Yani gerçekten bu söylenenleri doğru olmadığını, böyle bir uygulama yapmayacaklarını, Tayyip Bey, Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir tek adamlık peşinde olmadığını gösterebilmeleri için seçim kanunları ve siyasi parti kanunları değiştirmeleri lazım. Seçim kanunlarında mutlaka ki milletvekillerinin ön seçimle belirlenmesini getirmeleri lazım. Tercih sisteminin uygulanabilir olması lazım. Dar bölgenin, daraltılmış bölgenin olması lazım. Ayrıca barajın da aşağı çekilmesi lazım. Şimdi bunlar olursa netice itibariyle biz şunu diyeceğiz. Yani şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde gördük. Artık öyle bir dönem başladı. Yani cumhurbaşkanları Yüksek Hakimler Savcılar Kurulu üyelerini tayin edecekler. Sonra partilerinin genel başkanı olacaklar. Sonra partilerinin grup toplantılarında konuşabilecekler. Şimdi böyle bir cumhurbaşkanlığı var önümüzde. O zaman şimdi bu cumhurbaşkanları, bu cumhurbaşkanlığı makamında bulunan insanlar, o zaman milletvekillerini de eğer şu anda olduğu gibi tamamen genel başkan sultası altında oturup kendileri yazarlarsa, o zaman yasamaya da hakim olacaklar. O zaman yasamanın yetkilileri tayin edecek olan Yüksek Hakimler Savcılar Kurulu üyelerini de kendileri tayin edecekler. Yani neticede ne olacak arkadaşlar? Yasamayı, yürütmeyi, yargıyı elinde bulunduran kuvvetler dengesinin ortadan kalktığı bir demokrasi olacak. Bunun adı demokrasi değil. Ülkede siyaset yapan herkes. A partisi, B partisi, C partisi. A genel başkan, B genel başkan adayı. Her kimse. Siyaset yapan herkesin. Bu yeni siyaseti iyi okuması lazım. Doğru okuması lazım. Anlaması lazım. Hazmetmesi lazım. Artık Türkiye yeni bir aşamaya geçti. Buna göre Türkiye'de siyaset yapmak lazım. Buna göre siyasi yöntemleri kullanmak lazım. Şimdi %50'lik blok var. Nasıl oldu bu? Gördük referandumdan önce. MHP ile AKP bir araya geldi. Büyük Birlik Partisi de onlara destek verdi. Netice itibariyle %50'lik bir blok oluştu. Emin olun 2019 seçiminde de bu blok birlikte hareket edecek. Bu gözüküyor. Falcı olmalarımız yok, bunu söylemeyiz. Şimdi benim merak ettiğim öbür %50. Şimdi CHP Sayın Kılıçdaroğlu orada önderlik yapmak istiyor veya önderlik yapmaya çalışıyor.
yanlış yapıyor da diyecek halimiz yok. Bence doğrusunu da yapıyor. Yani öbür %50 bloğun bir araya gelme imkanlarını bulmaları lazım. Herkes kafalarındaki belli sistemlerin dışına çıkmayı öğrenmesi lazım. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Meral Hanım'la Sayın Kılıçdaroğlu görüştüler. Orada bir heyecan çıktı. Yani acaba böyle bir birliktelik mi olacak diye düşünüldü. Bir de öbür tarafta tabii Saadet Partisi var. Hepsi çok tecrübeli, uzlaşmalı, usta siyasetçilerler. Bunların bir araya gelmesinden bir şey çıkar ama hep bir ayak boş kalıyor. Bakın görüyor musunuz? Merkez sağ yok. Türkiye'de tekraren ifade ediyorum. Denge merkez sağdadır. Merkez sağın içinde olmadığı bir oluşumun başarılı olma söz konusu değildir. Ben ümit ediyorum bu diğer %50'nin içinde merkez sağlığı ilgili de belli çalışmalar yapılacaktır. Yapılmaktadır. Bildiklerim de var. Ama netice itibariyle her siyasetçiye hepimize ben de hepinize bu işte bir görev düşüyor. Herkes yanını yönünü değerleyecek, toparlayacak. Çünkü gözüken bir şey var. Yani bir %50 burada, bir %50 burada. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İşte Türkiye'de koalisyonların çok kötü olduğundan, koalisyon dönemlerinde Türkiye'ye iyi hizmetler yapılmasına dair iddialar olabilir. Ben bunları tartışmak istemiyorum. Ama dünyanın birçok yerinde bu tip sistemlerde partiler bir araya geliyorlar. Seçimden önce birlikteliklerini açıklıyorlar. Seçimden sonra alacakları oy oranlarına göre ne şekilde hareket edeceklerini baştan belirliyorlar. Ve halen uzun yıllardır devam eden ve çok da başarılı olan bu tip oluşumlar var dünyanın birçok ülkesinde. O nedenle ben tekraren ifade etmeye çalışıyorum. Türkiye'de bu %50'nin içinde olduğuna inanan insanlar görevi, sıfatı ne olursa olsun netice itibariyle Türkiye'de bu demokratik çıkışın, bu demokratik birlikteliğin sağlanması noktasında görevlidirler, görev almaları gerekir. Aslında mevcut iktidarın da bu birliktelikleri destekleyecek mahiyette yasal tedbirler alması lazım. Bayramlarınız mübarek olsun. Allah hepimizi nice yıllara, nice Ramazanlara, nice Ramazanlara.